Çok ilginç şeyler oluyor. Biz daha bundan 1,5-2 yıl öncesine kadar Rabia işareti yapılıyordu ve Rabia işaretine eleştirenler vatan haini, din düşmanı, millet düşmanı sayılıyordu. Bugün biz bu Rabia işaretinin izine bile rastlamıyoruz artık. Öyle köprünün altından sular aktı ki öncelikli olarak Suriye'de, yani genel olarak artık savaş coğrafyalarında çok büyük bir başarı kazanılmayacağı, hatta Suriye politikalarının tamamen dibe vurduğu anlaşıldı. Mısır'la yakınlaşmalar, ardından yıllardır Arap Körfez ülkeleriyle gidip gelen gergin ilişkiler, sonuç itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarla ve Müslüman kardeş üyelerinin Türkiye'den yollanmasıyla filan sonuçlandı. Şimdi bir Bozkurt hikayesi var. Bu pragmatik siyaset işaretlerin başına önümüzdeki günlerde ne getirir bunu bilmiyoruz. Ama Suriye siyasetinde anladığımız kadarıyla kimilerinin başına bir takım işler gelecek. Bu bir takım işler gelirken de yine bu işlerin bedelini ne yazık ki yurttaş ödeyecek. Nereden ödeyecek? Güvenlik meselesinden ödeyecek, ekonomiden ödeyecek, kaostan ödeyecek, karışıklıktan ödeyecek. Çok iyi, çok olumlu Erdoğan'ın Esad'la görüşme isteği, görüşme dileği. Elbette Erdoğan bunu Esad'ın kara kaşını, kara gözünü sevdiği için yapmıyor ya da Suriye politikalarından pişmanlık duyduğu için yapmıyor. Buralarda çok büyük bir sıkışma var. Yukarı tükürsen Amerika, aşağı tükürsen Rusya. Dolayısıyla Esed oluverdi Esad. Ama bu işler öyle olmuyor. Bir de karşı taraf var. Suriye'de sadece Şam yok. Suriye'de karşı tarafın kuzey bölgelerinde olan sıkıntılar var. Bu sıkıntılarında geçmiş günlerde yapılan ortaklıklarla bugün ödetilen bedelleri var. Elbette radikallerden, elbette İslamcılardan, elbette Sultan Murat Antugaylarından, Abdülhamit Antugaylarından, El-Kaideci artıklarından, IŞİD artıklarından söz ediyorum. Türkiye buralarda da sıkışmış görünüyor Figen. Ne diyorsun? Yani çok yakın zamanda yaşadık zaten. Yani şimdi bu Kayseri'de gelişen olaylar hemen böyle Ankara'nın farklı bir göz hareketiyle, bir minik hareketiyle karşı taraftan nasıl bir cevap geldi? Yani bizim desteklediğimiz o işte cihatist gruplar, ÖSO vesaire oradaki gruplar daha radikaller tarafından bayrak parçalandı, tırlar ateşe verildi, askerimize ateş edildi. Şimdi bu öyle hiç kolay bir mesele değil, Suriye meselesi. Elbette görüşsün. Yani size ama neden, yani neden biz bu aşamayı, yani niye yapıyoruz biz bunu? Bir anlaşılır gibi değil. Bunu sormak gerekiyor ya, neden? Yani bu kadar iyi bir konumdayken Suriye ile nasıl bu hale geldik? Neden şimdi tekrar geri dönüyorsun? Bunlar açıklaması gerekiyor değil mi topluma? Şu sebepten Esad'la tatile gidiyordum. Şimdi Esad'la tatile gitmiyorum. Şimdi Esad'la tatile gene gidebilirim. Çünkü burada ülke menfaatleri var ve şunu gerektiriyor. Biz bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani bir ülkenin yönetiminin talip olmak ve yönetimini üstlenmek bu kadar ülkeyi dış politikasında, iç politikada zaten konuşuyoruz ya, dış politikada da böyle onarılması güç, ağır bedeller ödeyecek, yaralar açacak stratejilere teslim edilemez, edilmemeli. Ama bunu da yaşadık biz. Ya 24 yıldır biz neler yaşamıyoruz? Bir öyle bir böyle. Şimdi başımıza neler gelecek belli değil. O sınır kapısı açıldı yıllardır. O örgüt yapılarıyla çok iç içeyiz. O örgüt yapılarının ne kadarı Türkiye içinde konuşlandı. Bir başka anlaşmazlıkta bırak sınır ötesini. Sınır içerisinde bizim başımıza ne belalar açabilirler. Ve nitekim Kayseri'de ahlak diye sokağa çıkanlar, geçen yayında da konuştuk işte. Yani 800 kişi en son almıştı Ali Yerlikaya.
Cumhurbaşkanı'na göre münferit ve küçük bir olaydı. Bunların 457 tanesinin sabıkasını açıkladı. Gene Ali Yerlikaya ikinci kez. Gene göçmen kaçakçısı, gene cinsel istismarcısı, yağmacısı, dolandırıcısı, hırsızı hepsi içinde alak diye sokağa çıkıyorlar. Demek ki bunlar da farklı yapılar. Yani en son Cumhurbaşkanı mikser gibi bir tabir kullandı. O mikserleri kim yarattı? Niye Türkiye'nin içinde mikserler var? Ya Erdoğan'a bunu sormak lazım. Mikser dediği bir cumhurbaşkanı tariflediği ülkede güvenlik ve huzurdan söz edilemez. Hem sınırın içinde hem sınırın dışında. Biz bunu niye yaptık? Hakikaten belli değil. Yani bu sadece bizim beslediklerimiz için. Bir de onun dışında bir olay var. Yani biz Suriye'de ne Suriye'yi okuyabildik artık. Ne Amerika'nın konumunu anlayabildik, ne Rusya'nın konumunu anlayabildik. Biz sadece burayı hiçbirinize vermem, yedirtmem. Ben burada iş görürüm. Neden görürüm? Benim kendi yollarım var. Kendi mezhepçilik şudur budur anlayışım var. Ben oradan işimi görür götürürüm. Olmadı işte. Hem o ayrılıkçı unsurlar var, cihadistler var, hem YPG, PYD'de yerel seçime hazırlanıyor, bir devlet yapısı kuruluyor, devletçi gibi bir yapı kuruluyor. Esad'la ilişkin bu aşamada ve Esad, yani Suriye ile Rusya'yı çok güzel yakınlaştırdık. PKK, YPG, PYD'yi de Amerika ile yakınlaştırdık. Yani daha bu kadar akılsızca, bu kadar beceriksizce bir politika, ama dönüp bakarsak, yani dönüp bakarsak bana göre bütün tabii o Kobani olayları sırasında aldığımız tutum, IŞİD'in yol vermek, yani Kobani'yi bu şekilde düştü düşecek yaklaşım falan bugünlerin mesajcısıydı. Ve işte belalara girdik. Şimdi oradan çıkacağız. Çıkın ama hiç kolay olacağını zannetmiyorum. Ha bir de şunu söyleyip sözü sana bırakacağım. Yani burada kararlı bir politika oluşturdun. İçerideki mülteci sorunu buna sebep. Efendime söyleyeyim, bu çok ciddi ekonomik kriz buna sebep. 48 milyar dolar harcamışsın. Ve Esad yenilmemiş. Esad'ı yeneceğiz demişsiniz. Esad hala orada ve mecburiyetten artık dönerim diyorsun. Peki dön. Ama bunu dönme işini yapmak için de senin uluslararası sistemin desteğine ihtiyacın var. Bir kere Birleşmiş Milletler'in desteğine ihtiyacın var. Şimdi bunu yapabilecek durumda değilsin ya. Hep içeride demokratik bir hukuk devleti anlayışın yok. Bu kirli, bu cihadist, bu radikalleri içeriye de taşımışsın. Kim nedir, ne değildir bilinmiyor. Hem de orada yaptığın işler. Bir de petrol kaçakçılığı şurada, bu da var orada. Yani hangi birisin? Şimdi uluslararası sistemi arkasına alacak bir Türkiye yok. Sen onları arkasına almadan, onların desteği olmadan bu mülteci sorununu hadi sizi gönderiyoruz diye gönderemez. Olmaz. Mümkün değil. Bir çok ince bir çizgi. Halk sana karşı bir şekilde öfkesini söyleyemeyen, demokratik haklarını ifade edemeyen toplum garip bir şekilde mülteci sorunu üzerinden tek hedef mültecilermiş, tek sebep mültecilermiş gibi insanların evlerini yakıp yıkıyor. Serik'te biliyorsun sokak ortasında bir genç öldürüldü, bıçaklandı vesaire. Şimdi bu çok tehlikeli. Öyle böyle tehlikeli değil. Ve mikser de var. Valla bilmiyorum, görüşeceğim dediği an o mikserler nasıl böyle böyle her tarafta çalışmaya başlar mı? Göreceğiz. Allah korusun. Yani Allah veterinden korusun. İnsanlarımıza şunu söyleyelim. Bu sorunu yaratanla uğraşın. Yani mülteciler sorunu yaratanlar değildir. Ama tabii ki suç işleyenler vardır. Ama Türkler de suç işler. Ne bileyim Alman da işler. Fransız da işler. Herkes işleyebilir. Suç işlemek milliyete tabi bir durum değil. Ya Figen, öyle saçma sapan şeyler oldu ki söylediğin gibi. Yani Suriye'ye müdahil olundu. Esad'a Şam'da namaz kılacağız ifadeleri kullandı. Büyük bir savaş aranasına döndü. Kürtlerle IŞİD savaşmaya başladı. Döndü, dedi ki Kobane düştü, düşüyor. Ya. Sonra bu bölgeleri, bu siyaseti toparlayacağız diye tuttu. Elin cihatçısına Kuvayi Milliye dedi. Bu arada bir Amerika ile kötü ilişkilere battı. Bir Rusya ile kötü ilişkilere battı. Şimdi toparlamaya çalıştığımız meseleler bu. Ama Erdoğan bunlardan vazgeçiyor mu? Hayır, vazgeçmiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne karışmıyoruz diyor. Ama ikinci lafı, biz Suriye bölgelerindeki silahlı gruplara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz diyor, Kürt bölgelerini konu alarak.
Ve bunun için de herhangi bir böyle bir söylediğin gibi uluslararası politika falan gözetmiyor. Şimdi ne oluyor? Bakın Suriye'de ne oluyor? Suriye'de şu oluyor. Muhalif gruplar dedikleri bu cihadist gruplar Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmek üzere. Bu nedenle bu işi anlayan Türkiye Cumhuriyeti Devlet'te toplantı üzerine toplantı yapıyor bu kişilerle. Bu toplantılardan biri yakın zamanda gerçekleşti. Aşiret lideri, siyasi ve askeri liderler katıldı. Burada Suriye'deki bir yandan da elbette cihadistler katıldı. Ve burada da Türk istihbaratı bu toplantıya katıldı resmi olarak. Buradaki muhalif kaynaklar şunu ifade ediyorlar. 100'den fazla silahlı grup temsilcisi de vardı burada diyorlar. Şimdi bu 100'den fazla silahlı grup temsilcisinin kimler olduğunu biliyoruz. Bir kere şuradan meseleyi özetleyelim. Bu bölge, yani buradan Türkiye'ye tehditlerin geldiği bölge bir cihatçı bölgesi. Daha doğrusu biraz daha ileri gidelim. El-Kaide'nin kontrol ettiği bütün cihatçı grupların El-Kaide şemsiyesi altına sığındığı bir bölge. Ha orada savaşırlar, birbirleriyle çatışırlar, bunu bilemeyiz. Ama bütün gruplar El-Kaide'nin, yani şimdiki adıyla HTŞ'nin, Heyetül Tahrir Şam isimli grubun egemenliğini kabul etmiş, tanımış durumda. 100'den fazla silahlı grup temsilcisiyle toplantı yapıyor Türkiye istihbaratı burada. Bir daha tekrarlayalım. Ve bu noktada Şam rejimiyle Türkiye'nin normalleşme sürecine kesinlikle karşı çıkıyorlar. Ve buradan da bu normalleşme sürecinin durdurulması için bildiriler de imzalıyorlar. Türkiye ne yapıyor? Türkiye şu anda bu iş için günü kurtarıyor. Diyor ki biz sizleri himaye etmeye devam edeceğiz diyor. Şimdi bir yandan himaye etmeye devam edeceğiz diyorsun. Bir yandan öyle sıkışık bir noktaya geldin ki Esad'la artık görüşmelere başlayacak durumdasın. Dolayısıyla burada bir arıza çıkacak. Bakın bu arıza daha önce 2019'da çıkmıştı. Küçük çaplı çıkmıştı. Nasıl çıkmıştı? Türkiye'de ekonomik krizin giderek yükseldiği dönemdi ve burada çok yüksek meblağlar ödüyordu. Bu Kuvayi Milliye, yerli milli Kuvayi Milliye denilen kişilere ve bu kişilerin parası kesildiği için bu kişiler sorun çıkarmaya başlamışlardı. O tarafta, Suriye tarafında, İdlib tarafında. Sorun şöyle çıkıyordu. Türkiye'nin fetihçi politikasından, Türkiye'nin yayılmacı politikasından anlatmak lazım burayı. Burada bir sultanizm durumu kuruldu. Türkiye sadece bu gruplarla işbirliği yapmakla kalmadı. Suriye'ye müdahil olmakla da kalmadı. Buralarda valilikler atadı. Buralarda okullar yaptı. Buralarda karakollar kurdu. O dönemde de bu valiliklere, bu karakollara, bu okullara karşı eylemler yapılmıştı. Elektrik şirketleri paraları yükseltti diye elektriğin büyük bir bölümü Türkiye'den gidiyor bu arada Suriye'nin bu bölgelerine. Buradaki elektrik şirketleri zam yaptı diye büyük arızalar çıkmıştı. Şimdi arızada ikinci level'dayız. Yani külliyen bunları sırtından attığı düşünülen bir Türkiye'nin başına işler alması çok olası. Tam da geldik Putin'in sözlerine. Yani cebinde akrep taşıyanı akrep sokar diyor. Neden bunu ifade ediyoruz? Sınır bölgesi karşı taraf dersiniz. Kapatırsınız kapıları. Kapatırsınız şimdiye kadar kurduğunuz kurumları. Çekersiniz atadığınız paralel yapıları. Sorunu çözersiniz. Ama eğer oradan Türkiye'ye, Kilis'ten Antep'e, Reyhanlı'dan Adana'ya kadar büyük bir sızma olduysa işte burada başınız zarttı demektir. Çünkü biz şunu söyledik. Putin'in o sözleri söylediği zamanlarda bu bölgeyi, bu işleri, bu savaşı takip eden gazeteciler olarak bir gün sırtınızdan atmaya çalışırsınız, atamazsınız. O zaman da silahlarını Türkiye'ye döndürürler. Türkiye'de sıkıntılı olaylar, Türkiye'de patlamalar yaşanır. Çünkü bu gruplar bunlara
teşhir gruplar demiştik. Şimdi ne yazık ki Figen biliyor musun? İş bu noktaya gelmek üzere. Yani Türkiye'yi iteledikleri, Türkiye'yi soktukları sıkıntılı durumların hepsine bir bakar mısın lütfen ya? İnsan bunları anlatmaktan yoruluyor. İnsan bunları anlatırken de artık karşısında böyle tuhaf ifadeler duymaktan da yoruluyor yani. Bir kere daha ifade edelim. Esas düşman olan Türkiye'ye bizler değil, sizlersiniz. Çünkü bu politikaların buraya geleceğini biz görüyorduk. Henüz 2011 yılında. Ne diyorsun Figen? Yani zaten daha önce IŞİD'in yaptığı veya imkan tanıdığı birçok ne eylemler yaşandı ya. Ankara'nın göbeğinde otobüs patlatıldı, insanlar rehine oldu, 10 Ekim gar katliam, yani bunlar durduk yerde mi oldu Erk? Yani o zaman bir şekilde desteklediler. Sonrasında mesafe koymaya çalıştılar. Amerika'nın bastırmasıyla vesaire ve sonra bizim içeride bombalar patladı. İnsanlar öldü. Şimdi bir de üstüne üstlük bunun bu aşamada bir de mülteci öfkesi var Türkiye'de. Yani öyle girift bir hale geldi ki ve kontrolsüzce senin dediğin gibi o tehlikeli eylemler, yani ondan çok korkuyorum. Allah korusun. Gene menfaatler çelişiyor. Girmek çok havalıydı. Oralarda namazlar kılmak falan filan çok havalıydı onlara göre, ama hadi şimdi çıkmak Allah korusun kanlı olmasın. Girmek zor, çıkmak girmek kolay, çıkmak zordur hep. Her zaman bu böyledir yani. Aynen. Şimdi Türkiye tam bu aşamada işte.